efendim Muratcan Güler'le Rotapoda'da devam ediyor. Muratcan, senin en yakın arkadaşların yine hep basketbolcular değil mi? Aynen öyle. Bu nasıl gelişti peki? Mesela hiç okuldan çok yakınlaştığın bir arkadaşın oldu da hani basketbol temposu yüzünden çok böyle bir ortak payda bulamadın mı? Kendiliğinden mi gelişti? Ortak payda bulamadım değil ama işte ne kadar çok vakit ayırırsanız, ne kadar çok birlikte olursanız o insanlarla daha çok yakınlaşıyorsunuz. Biz de işte demin bahsettiğim gibi liseden itibaren 90 gün milli takım kamplarında olunca milli takımdaki arkadaşlarımla beraber büyüdük. Gençliğimiz beraber geliştik. Onlarla çok daha yakın ilişkiler içerisindeyim. Ve hep söylüyorum, hep bahsediyorum. Bence basketbol bize birçok şey kazandırdı. Ama en büyük kazandırdığı şey de bu dostluklar. Çünkü biz hala beraber vakit geçirmekten keyif alıyorsak ve hala beraber maç sonrası görüşüp eğlenebiliyorsak en önemlisi bu bence. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok da şanslıyım bu konuda. Efendim Nedim Mücel neler söylemiş Muratcan Güler'le ilgili izliyoruz. Hiç tanımayan birine Muratcan Güler belki dışarıdan çok soğuk bir insan olarak gelebilir yani. Çünkü saha içinde de saha dışında da pek işte suratı değişmez. Yani belki bazen içinde fırtına kopar ama hiçbir şekilde dışarı yansıtmaz, sevincini göstermez. Ama ben 20 senedir tanıyorum Muratcan'ı. Benim basketboldaki ilk arkadaşlarımdan bir tanesi ve bunun yaklaşık 10 senesini beraber oynadık. Yani tanıdığım en iyi karakterli insanlardan biri diyebilirim. Mükemmel bir aile babası. Yani çok da iyi bir arkadaşım. Her zaman ben onun yanında olurum. O benim yanımda olur. Dediğim gibi çok sevdiğim bir insan. Yani çok iyi bir aile babası, çok iyi bir eş. Önce yani Nazlı gerçekten çok şanslı bir insan, eşi. İlk tanıdığımda da aynı karakterdeydi. Dediğim gibi o zamanlar da hiçbir şekilde yüzü değişmezdi. Hala aynı. 10 sene oynadım ben Muratcan'la beraber yaklaşık. Bazı şeylere o kadar tepkisiz kalıyor ki ama siz onu bildiğiniz için siz bir tepki vermiyorsunuz. Ama öyle bir şey bazen bir çok sevmesi gereken bir şey oluyor mesela. Hiçbir tepkisiz devam ediyor. Yani çok samimi olması lazım insanlarla böyle iyi diyalog kurması için. Hiçbir şekilde kimseyi terslemez, etmez ama dediğim yani karakter olarak soğuk bir insan sonuçta. Tabii daha önce yaklaşık herhalde Yıldız Takım gibi o İTÜ'de oynuyordu. Ben Beşiktaş'ta oynuyordum işte 14 yaşları gibi. Sonra bizim okula geldi, Boğaziçi Lisesi'ne geldi 15-16 yaşında. Sonra 3 sene orada oynadık. Çok yakın bir arkadaşımız oldu daha baştan itibaren. Sonra Beşiktaş'a geldi kendisi. Bir 4 sene orada Beşiktaş'ta beraber oynadık. Sonra Karşıyaka'da oynadık galiba bir sene. Telekom'da oynadık. Yani hayatımızın çoğu beraber geçti. Aynı takımda geçti. Zaten ailece görüşüyoruz kendisiyle. Yani benim eşim de, onun eşi de zaten arkadaşlar. Yani gereğinden fazla bile haberleşiyorlar. Dediğim gibi gerçekten çok iyi, yani mükemmel bir insan diyebilirim kendisi için. Fakat bir eksi özelliği var bence. Ona da çok kendisine söylüyoruz. Bazen çok fazla cesaretli oluyor saha içinde. Yapamayacağı bloklara zıplıyor. Ve kendisi bazen postör oluyor. Onu biraz kendisi dikkat ederse, biz ona çok söyledik ama pek kendisi bizi dinlemiyor. İnşallah yani. İnşallah dedi. Vallahi ben bir şey demedim. Ama daha sonra bu konuşmanın devamında ben biraz deşmiş olabilirim. Onunla değil ama başkalarıyla. Olabilir. Onun ben cevap hakkı doğdu susuyorum o zaman. Cevap hakkı doğdu. Çok mutlu oldum. Nedim çok düz bir şekilde beni anlatmış. Çok hoşuma gitti gerçekten. Çünkü hayatım boyunca insanlara kendimi anlatmakta zorluk çektim. Ancak insanlarla yakınlaştığım zaman gerçek kimliğimi, gerçek şeyimi gösterebildim. Bunda beni en iyi yakın arkadaşlarım tanıyorlar ve hep işte yani 14 yaşındayken de aynı şikayetleri alıyordum. 34 yaşına geldim hala aynı şikayetleri alıyordum. Kendimi de geliştirmem gerekiyordu ama bu konuda pek başarılı olamadım. Dışarıdan çok soğuk gözüküyorum. Ama aslında öyle değilim de işte benim de genim bu. Yapabilecek pek fazla bir şeyim yok aslında. Ama dünyanın en güzel şeyi demin de bahsettiğim gibi kazandığımız dostluklar. İşte Nedim'in söylediği gibi 14 yaşından beri karşılıklı oynuyoruz. Kaç sene de beraber oynadık. Lise yıllarımız beraber geçti. Dünyanın en güzel anlarını beraber yaşadık. İkimiz de baba olduk. Çok mutlu arkadaşlıklarım var. Çok şanslıyım.
Çok da teşekkür ederim sana bu güzel VTR'ler için. Aşk olsun. Şimdi Ufuk'la ve Tufan'la da konuştum. Ama onlar işin şekli biraz değişti. Yani ben bir yorum yapmayayım, izleyelim sayın seyirciler. Murat Çengüler'i hiç tanımayan birine anlatamazsın. Anlatılmaz yaşanır dermişim ama şöyle söyleyebilirim. Biraz asabi, ciddi, şakacı olduğu zaman yani düzünden kalktığı zaman komik ve profesyonel olarak, işinde de çok profesyonel olarak kısaca anlatabilirim ama bu çok ciddi oldu. İşin biraz şaka kısmını Ufuk'tan sonra söyleyeyim. Şaka kısmı. Ben Muratcan çok özel bir adam benim için. Çünkü biz onunla çok uzun zamandır tanışmamıza rağmen son dönemde çok samimi olduk. Tatillerimiz özellikle mükemmel geçti onunla birlikte yaptığımız. Ama eğer samimi değilseniz Muratcan biraz can yakar yani. Çok sevmezsiniz Muratcan'ı eğer samimi değilsiniz. Evet, o zaman işin diğer yüzüne geçiyoruz, madalyonun diğer yüzüne. Diğer yüzüne geçelim. Muratcan'ın sağdaki bir tikini yapayım ben. Buradan özel olsun bu. İşler çok yolunda gitmediği zaman şöyle ağzını diye bir tiki vardır mesela. Bunu da çok kişi bilmez. O yüzden çok değerli bir hediye veriyorum şu an Beşiktaş TV'ye senin aracılığınla. Muratcan'a da sorabilirsin bunu. Şimdi benden böyle bir şey geldiğini öğrenince o bayağı bir sinirlenecek bana ama yapacak bir şey yok. Yani özel bir şeyse bu da bence biraz özel olsun. Peki bu bana mı patlayacak sence programda? Önce sana patlar. Önce sana patlar, arkadan da bana patlar büyük ihtimalle. Bir telefon alırım yani. O zaman Ufuk'a döneyim. Ufuk, bari sen de bana bir done ver. Sakın ha Muratcan'a Murat demeyin. Sakın ha. Ya bu da önemliydi, evet. Peki Muratcan'la beraber oynadığınız zaman o zaman neler hissediyordun? Mesela çok yakın olduğun bir arkadaşın ve sahada hani her kaşını gözünü hareketini anlayabiliyorsun. Evet, yani Muratcan'la geçmişimizi anlatmaya kalksak burada ışıklar söner. Gece iyicene yani sabaha karşıyı buluruz. O yüzden çok kısaca milli takımdan en çok beraber oynadığım takımda aynı takımda bulunduğum bir arkadaşım. Çok yakınım aynı zamanda da ve yani saha içerisinde ne kadar asabi ve olumsuz gözükse de aslında içinde kazanmayı çok seven, işte kazanmak için elinden her türlü mücadeleyi veren çok önemli bir takım oyuncusudur bence Muratcan. Takımı içinde yani bu sene de Beşiktaş'ta kaptanlık yapıyor. Takımı içinde o an gerekli sahada eksik neyse teknik anlamda o eksiği kapatma ve arkadaşlarını da olumlu etkileme anlamında çok önemli bir oyuncudur. Artık ligin de tecrübeli isimlerinden biri haline iyicene gelmeye başladı. Umuyorum bundan sonraki kariyeri de istediği şekilde gider. Peki Ufuk, sahadaki Muratcan için sen neler söylersin? Muratcan müthiş bir oyuncu bence. Yani bir kere çok atletik. Atletik yetenekleri inanılmaz. Onun pozisyonunda bir oyuncu için aldığı reboundlar çok önemli takım için. Çünkü çok ekstra rebound yapıyor. Yani ben de koç olsam kesinlikle takımda öyle bir oyuncu isterim. Yani dışarıdan çok soğuk gözükür ama gerçekten winner, çok savaşçı bir oyuncu. Şimdi senin dikkatini dağıtan sevgili Nedim Yücel'i buraya davet ediyorum. Buyurun efendim. Tamam. Evet. Ben söyledim zaten, sabah söylemiştim. Onun, onun söylediği bir şey var. Murat Çengüler'in zaman zaman fazla cesur davrandığından bahsetti. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misin Tufan? Ha evet, bazen hani kesmesi mümkün olmayan uzun 5 numaralar var. Onlara bile çok utanmaz bir arkadaşımız o konuda. Utanmadan bloğa çıkıyor. Bazen gereğinden fazla cesaretli. O da kendi özgüveni ve atletizminden kaynaklanıyor ama artık eskisi gibi genç değil. Yavaş yavaş yaşlanıyor. O yüzden kendine gelsin. Yani çok dikkat etsin. Yaşlanmak demişken son olarak nasıl bir baba olduğuyla alakalı sizden birkaç söz alalım. Müthiş bir baba. Yani müthiş bir aile insanı bir kere. Çok güzel bir ailesi var. Zaten yani babasını, annesini de biz tanırız. Müthiş bir aile. Kendi de bunu aynı şekilde devam ettiriyor. Kardeşi de zaten can ciğer dostumuz, arkadaşımız. Tufan biraz bıyık altından gülüyor gibi geldi bana. Yok, o konuda hiç gülemeyeceğim. Hakikaten ben de Selim oğlunun ismi. Yani Selim'in yerinde olmak isterdim. Baktığım zaman müthiş bir baba. Yani vakit ayıran, ailesine çok vakit ayıran, çok iyi bir baba olduğunu düşünüyorum. Selim çok şanslı, öyle söyleyebilirim. Hatta yani. Hatta birazdan yemeğe gideceğiz. İzin almış hanımdan. Öyle duyduk yani.
Evet, tekrar stüdyomuzdayız. Biraz da tabii ki kestiğimiz yerleri de oldu konuşmaların bana kızmasından. Ama bayağı da uzun olmuş yani. Konuşmaya doyamadılar, evet öyle bir durum oldu. Onlara bıraksan zaten beni şey yapmak için, yerin dibine sokmak için her şeyi yaparlar da. Bak ben dedim ama ben Tufan Ersoy'a dedim bu söylediklerim bana patlayacak programda. Yok, sana hiçbir şekilde patlamayacak, ben direkt ona patlayacağım da. Burada kendimi tikimi yapıyor benim arkadaşım. O tik artık şey oldu zaten. Bu ilk başta Ender keşfetti. Ender zaten hepimizin taklidini çok iyi yapan bir arkadaşımız olduğu için. O tikimizi bulduktan sonra, gerçi ben eskisi kadar yapmıyorum. Artık arkadaşlarım benden daha çok yapıyor. Yani beni her gördükleri anda onu yapıyorlar zaten. Eskiden daha çok yapıyordum. Eskisi kadar yapmıyorum o tikimi. Onun dışında da hepsi çok sağ olsunlar. Güzel şeyler söylediler. Demin de bahsettiğimiz gibi en güzel şey dostluklar, eğlenceler. Hepimiz çok şanslıyız Nedim'le beraber. Çünkü eşlerimiz de bize her zaman için rahat bırakıyorlar. Erkek muhabbetini sevdiğimizi biliyorlar. Bizi sıkmıyorlar. Biz de bu arkadaşlığımızı senede bir kere olsun tatille ya da beraber geçirdiğimiz vakitlerle muhabbetlerimizi arttırıyoruz. Sana bir şey soracağım. Hiç böyle hani çok sakındığın bir şeyi kaybettiğin oldu mu? Yani sakınan göze çöp batar lafına inanır mısın? İnanırım. O genelde idmanlarda olduğunu düşünüyorum. Hep böyle sakınıp aman bugün daha az idman yapayım düşüncesiyle olan arkadaşların bir yerlerine bir şey olur. O yüzden sahaya çıktığımız anda her daim neyimiz varsa bence ortaya koymalıyız. Bu herhangi bir idman olabilir. Her maç olması gerekiyor zaten. Hiç ayırt etmeden sahada aynı şekilde mücadele etmemiz gerekiyor ki vücudumuz o tempoya alışık olsun. Şimdi sen çok uzun yıllardır basketbol oynamış bir insan olarak ve sürekli sana mikrofon uzatılmasından, sorular sorulmasından çok belki de sıkılmış ve de çok alışıkta bir insan olarak çok düzgün bir cevap verdin. Ama ben bu soruyu niye sordum? Yani çok düzgün bir cevap verdin derken olması gereken bir cevap. Ama ben bu soruyu tamamen şu yüzden sormuştum. Şimdi benim mesleğim ne? Ben bu programları hazırlıyorum. Televizyoncuyum. Ondan sonra bu programı hazırlamak için çok uzun zamandır aklımda bir sürü şey var. Çünkü çok değerli, kıymetli bir program senin geleceğin benim için. 9 Kasım'da yanlış hatırlamıyorsam Trabzon'la maçımız vardı. Trabzon takımıyla beraber Tutku Açık geldi. Tabii ki ben Tutku'yu hemen orada yakaladım. Tutku'yla konuştum seninle ilgili. Çok güzel bir kayıt aldım. Sonra sen o kayıt kendi kendini yok et. Kendi kendini yok etmemiş tabii ki teknik arızalardan dolayı kaydımız kayboldu. Tabii ki sakınan göze çöp battı. Ben onu böyle çok korunaklı bir şekilde saklamak istemiştim, bu programa saklamak istemiştim. Geçen sene tempomuz çok ağırdı. O dönemde işte ufak tefek sakatlıklar olmuştu. İnşallah bundan sonra olmaz. Ya evet, bak geçen seneyle alakalı da aslında Euroleague'le alakalı konuşmak lazım. Haklısın, çünkü top 16'ya kaldıktan sonra Erman Kunter bir kere demişti ki sürekli soruyorlar işte çok yoruluyor takım, çok büyük bir yük oldu omuzlarınızda, bir basın toplantısı demiştik. Ne yapsaydık yani, kalmasa mıydık demişti. Aynen öyle işte maalesef. Sezon başında hedefler koyuyorsunuz. Hedefimiz top 16'ya kalmaktı. Bence bu Beşiktaş'ın ilk sene ilk defa katıldığı Euroleague'de önemli bir başarıydı. Bunu başardık ama geçen sene Euroleague'de sağ olsun formatını değiştirip 14 maça çıkardı. Normalde 6 maç yapacağımızı 14 maç yaptık top 16'da. O bizi, takımı çok yordu. Hem de çok üst seviye takımlara karşı maalesef gerektiği kadar mücadele edemeyip bazı kötü sonuçlar aldık. Bunlar da insanın demoralize ediyor. Ama hemen toparlanıp lige dönmeniz gerekiyor. Çok zor ve yoğun bir dönemdi geçen sezon. O dönemde Tutku Açık'ta bizimle beraberdi. Şimdi de kendisi telefon attığımızda. Çok teşekkürler Tutku, bağlandığın için telefon attığımıza. Rica ederim, merhabalar. Merhabalar. Görüntülerimizin kaybolduğunu Tutku'ya söyledikten sonra ben o zaman ben telefona bağlanayım dedi. Canlı bağlanayım dedi. Ya gönül ister de oraya bir sürpriz yapmak çok güzel olurdu benim için ama nasılsınız, iyisiniz? Umarım iyi geçiyordur. Ya biz gayet iyiyiz ama keşke gelseydin canım, da böyle enteresan bir iğneleme var. Çok güzel sürpriz olurdu gerçekten. Evet, şu ana kadar bütün sürprizler zaten çok güzel, çok mutluyum da. Ya şimdi şöyle bir durum var Tutku. Tufan'la, Ufuk'la ve de Nedim'le konuştuk. Ondan sonra hepsi sağ olsunlar burada beni zor durumda bırakacak bir şey söylemişler yani. Ama senden ben Muratcan'ı dinlemek istesem neler söylersin? Valla Muratcan'a nereden başlasam diye bir düşünsem bana biraz daha versin. Aslında çok küçüklükten beri beraberiz. Yani genç takımlarla, yanılmıyorsam Muratcan düzelsin. Genç takımdan milli takımlarla birlikte olma şansımız oldu. O zamandan bu zamana süren bir arkadaşlığımız var. En büyük şansımız bizim
iyi arkadaş olmamızın yanında aynı takımlarda, üst seviyede aynı takımlarda oynama şansı bulduk. Beraber kupa kaldırma şansı bulduk. Üç takımda birden beraber kupa kaldırma şansı bulduk. Telekom, işte Beşiktaş ve Ülker'de. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk ve onur. Ama bunların dışında Murakcan'ın kişiliğiyle ilgili bilmiyorum, VTR'lerde benden önce VTR çıktı mı insanlar ne konuştu ama herkes umarım, tahmin ediyorum aynı şeyi söylemiştir. Gerçekten karakteri dört dörtlük bir insan. Hiçbir eksiği yok. Yani çok güvenilir. Fazla doğrucu. O konuda kesin eminim. Fazla doğrucu. Biraz da dışarıdan soğuk gözüktüğümü söylediler Tutku. Dışarıda. O tamamen işte insanların senin mimiklerine bakarak söylediği. Halbuki hakikaten çok sıcakkanlıdır yani Muratcan. Sahanın içine gelince o suratı game face mi diyoruz artık? O kendine göre bir maç suratı yapmış. O suratını sahaya yansıtıyor. Ama hakikaten çok sıcakkanlıdır. Ben gerçekten kendisini çok seviyorum. Çok şımarmasın bunları söylediğim için. ama eksikleri de yok değil tabii. Onları da söylemeden edemeyeceğim. Evet. Maalesef tavla oynamayı bir türlü öğrenemedi. O konuda büyük bir eksikliği var. Yıllardır aynı takımlarda oynadık. İdmanlardan önce veya sonra birebir oynardık. Onlarda bir eksikliği var. Bak şimdi tavlada haklısın da birebiri şey yapma, karıştırma. Doğruculuğun yani, basar. Doğruculuğun yine burada devreye girdi. Birebirlerde fena değil. Hani berabere diyelim. Nasıl berabere? Nasıl berabere? Tarihte yok galibiyetin daha. Ama hakikaten tavlayı öğretemedik arkadaşlar. Yok, o konuda hiçbir şey diyemiyorum. Kız tablosunu iyi oynuyor. O konuda iyi. Onu da söyleyeyim son olarak. Ben iki ay evvel sorduğumda da hani en önemli özelliği sence ne dediğimde doğrucu olması demişti. Onu çok iyi hatırlıyorum. Yaptığımız röportajda Trabzonspor Beşiktaş maçında. Öyle demişti. Şaka bir yana hakikaten Muratcan yani hem arkadaşları tarafından çok sevilen hem de iş yerinde, yani bizim işimiz biliyorsunuz basketbol, iş yerinde çalışanları tarafından çok sevilebilen, genel itibariyle insanların saygı duyduğu bir arkadaşımız. Böyle özetlersek parantez içine tavla oynamayı bilmiyor vesaire, bunları da sayabiliriz tabii. Çok çok teşekkürler yayınımıza bağlanmanızın olduğunuz için. Çok sağ ol Tutku. Keşke gelebilseydim, çok güzel sürpriz olurdu. Seni seviyoruz Murat. Akşam başarılar, kolay gelsin. Sağ ol kardeşim, hadi bay bay. Hadi bay bay. Görüşmek üzere. Yalnız Tutku telefonlarken söylemek istemedim. Bence onun da bir oyun yüzü var. Hani çok konuyu dağıtmak istemedim ama bilmiyorum, sen de katılır mısın? Alaycı bir ifadesi vardır onun da oyunda. Onun alaycı değil. Aslında insanlar onu işte hep ben ne kadar soğuk gözüküyorsam o da o kadar sıcak gözüken bir insan ama dışarıya karşı sempatik gözükse de inanılmaz hırslıdır. Saha içinde de o hırsını zaten hep yansıtmıştır. Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli gardlardan bir tanesi bence. Onunla oynamak benim için çok büyük şanstı. Çok da uzun süreler aynı takımlarda oynadık. Gerçekten şimdi baktığımız zaman deminki arkadaşlarla beraber ben Nedim'le de aynı takımda oynadım. Ama Tufan'la Ufuk Yener mesela ya da Nedim Tutku'yla oynamadıkları için ben onlardan kendimi çok şanslı görüyorum. Çok büyük, önemli bir takım oyuncusu. Maalesef sakatlıklarla uğraşıyordu. Hı-hı. İnşallah en kısa zamanda iyileşir ve hem ligimize hem de Trabzon'a faydalı olur. Ya bu arada ben hep şeyi düşünürüm. Şimdi Tutku'yla alakalı konuşunca tabii kendi çocukluğuma gittim. O kendi hani o sıfır eksilerdeki kabiliyetimle basketbol oynamaya çalıştığım yıllara işte o Tutku'yu taklit ettiğim. O zaman Maydanoz Kolejler'de, TED Koleji. Ben de TED Koleji'nde okuyordum. İşte onun antrenmanlarına gidip böyle deli gibi onun o mesela alaycı ifadesini o zamandan, ya alaycı belki yanlış ifade ediyorum. Ya yüzünde böyle karşı rakibi yıldıracak bir gülümsemesi vardır. Evet, bazen kullanır onu. Evet evet onun. Aynen. Sinsi bir gülüşü vardı. İşte onun alaycı demek yanlış. Yanlış belki işte onu bile taklit etmeye çalışırdım. İşte o dönemde iyi ki sizin basketbol okullarınızda şu anda sadece siz kullanıyorsunuz galiba bir teknoloji var, bir test var. Yanlış söylemeyeyim ismini, neydi o? 9450'nin Heh. Topları. Tamam, 9450'nin topları iyi ki ben basketbol oynamaya çalışırken yoktu, çok büyük rezil olurmuşum yani. Hani ondan da bahsedelim söz oraya gelmişken, o çok önemli bir teknoloji çünkü basketbol öğrenmek isteyenler adına. Çok güzel bir teknoloji adına. Ayrıca insanın yani her yaş için bence bizim kendi A takım seviyesindeki oyuncuların bile kullanıp kendilerini geliştirmek istedikleri anda bireysel olarak yapabilecekleri fundamentallarını, top kabiliyetlerini ayrıca şut stillerini düzeltebilecekleri bir teknoloji. Topun içinde bir çip var ve bu çip bilgisayara bağlı ve sizin her dokunuşunuzu o bilgisayar üzerinden veriler halinde
istatistiksel olarak size sunuyor ve bunu neresinde yanlış yaptığınızı size aynı şekilde test olarak veriyor. Ve nasıl geliştirebileceğinizi, ne tür idmanlar yapmanız gerektiğini veriyor. Gerçekten çok güzel bir sistem. Amerika'da kolejlerde özellikle kullanılan, liselerde ve kolejlerde kullanılan. Biz de bu sistemi getirdik Türkiye'ye. Peki alt çocuk yapılar... çok kabiliyetsizse onu da anlıyor mu? Anlıyor ve onun idman programını yaparsanız 9450'nin sitesine girdiğiniz zaman da görebiliyorsunuz zaten. Sıfırdan nereye kadar gelebildiğini belli bir hafta süresinde. Öyle çocuklar da var. Bayağı gelişiyorlar yani, hiç merak etmeyin. Sonuçta her şey idmana bağlı zaten. Hayattaki her şey. Tabii ki Allah vergisi yeteneklerimiz var. Onlar olmasa sahadaki becerilerimizi gösteremeyiz ama o becerileri gösterebilmemiz için de her daim idman yapmamız gerekiyor. Ben idmana çok inanan bir oyuncuyum. İdman sayesinde sahada oynayabildiğimi düşünüyorum. Herkesin de daima çalışması gerektiğine inanıyorum. Çalışma tempolarınız Sinan'la hep denk mi gitmiştir? Sinan'la çok denk gitmedi. O ben bahsettiğim gibi genç milli takım seviyesinde oynadığım zamanlar her daim yazım, kışım evet. Hep aynı tempodaydı. Sinan altyapılarda milli takım seviyelerine çıkamadı. O yüzden yazları daha rahat geçiriyordu. Açıkçası fiziksel olarak çok dezavantajları vardı Sinan'ın. Biz şüpheleniyorduk hatta basketbolcu olup olamayacağı ile alakalı. Çünkü çok kısa ve çelimsizdi. Ancak Amerika'ya gitmesiyle beraber 18 yaşından sonra gelişti Sinan. Fiziksel olarak da gelişince onun bence en büyük artısı çok üstün bir hayal gücü var. Ve her zaman da bu hayal gücüyle değişik hareketler yapabilmiştir. Bu hareketlerini fiziksel gücü de tamamlanınca çok daha iyi şekilde sergilemeye başladı. Peki senin sahada böyle en gıcık olduğun bir rakip oyuncu tipi var mıdır? Yani illa Allah ediyorum şöyle bir oyuncuyla karşılaştığımda dediğin. Yani gıcık oldum demeyeyim de zor... Tabii aslında onu söylemek istedim. Çok zorlayan. Savunulması gereken oyuncular var. Kendimden kısa ve çabuk olan oyuncuları tutmayı çok sevmiyorum aynı açıkçası. Aynı Tutku da bunu söylemişti. Ayakları çok çabuk oyunculardan çok rahatsız oluyorum. Onlar bize çok sıkıntı veriyor. Tutku'yla beraber oynadığımızda en büyük avantaj mesela ikimiz de birbirimizi tamamlayabilen oyunculardık. Ben savunma kısmında daha çok ön plana çıkıyordum. O da hücum kısmında çok daha ön plana çıkıyordu. Çok şanslıydım ben Tutku'yla önemli başarılara imza attık. Demin kendisi de bahsettiği gibi. İnşallah bundan sonra bir daha beraber aynı takımda oynar mıyız onu bilmiyorum. O soru işareti ama kendimiz kendi takımlarımızda daha başarılı oluruz. Oyuncu tipi olarak şimdi Tutku Açık özelinde değil de hani çok destek aldığın, hani sahada seni çok destekleyen, çok yardımcı olan oyuncu tipi nasıldır? Yani şöyle oyuncuyla ben oynamaktan çok rahat keyif alıyorum, rahatlıyorum dedi. Yani işte bir Tutku vardır. İkincisi de ben her zaman örnek aldığım bir sporcu zaten. Biz İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yetiştiğimiz için o dönemler her zaman için örnek olarak Haluk Levent abiyle Harun abi alırdım ben. Ancak hem kendi basketbol tarzım hem de sporculuk kişiliği olarak kendisini tanıma fırsatı bulduktan sonra bence Haluk Yıldırım benim için çok ayrı bir yerdir. Ve onunla beraber oynamak her insan için çok büyük avantajdır. Çünkü o sizin bütün yükünüzü hafifletir. Sahada daima boş kalabileceğiniz bir pozisyon hazırlar. Çok abilik yapar, her türlü yardım eder. Tutku da aynı şeyleri düşünüyordur bence. Biz Haluk abiyle de beraber oynadığımız için çok şanslıydık ve o jenerasyonun en önemli oyuncularından biri olduğunu düşünüyorum. Gene yani programın başından beri zaten çok mutluyum. Gerçekten çok güzel bir program olmuş. Aynı zamanda da şanslıyım diyorum. Hem Haluk abiyle de oynamak çok büyük bir şanstı benim için. Bir şey söyleyeceğim. Böyle gün konuşmasına döndürmek de istemiyorum bu konuyu ama bence siz Haluk abiyle benziyorsunuz da. Ben Haluk Yıldırım'la sizi benzetiyorum. Enerji olarak da yani dış görünüş olarak da biraz benziyorsunuz. Onun ötesinde enerji olarak da benzetiyorum. Aynı şekilde insanlar da aynı şeyi söylüyor. Evet. Bu benim için çok büyük bir mutluluk, büyük bir gurur. Çünkü yani direktman Haluk abiye benzemek değil ama onun birçok özelliğini örnek almaya çalıştım. Ondan da çok özellikle basketbol sahası içerisinde çok şeyi öğrendiğimi düşünüyorum. İnsanlar belki de belli bir yaştan sonra oyunumun olgunlaştığını söylüyorlar. Bunun en büyük sayesi de Haluk abiden aldığım, gördüğüm
özellikler olduğunu düşünüyorum. Biraz da taraftarlarla ilgili konuşalım. Taraftar ilgisi Beşiktaş'ın çok belli, çok yüksek seviyededir genelde. Ama son zamanlarda birazcık böyle dalgalanmalar oldu. Bunu neye bağlarız? Hani taraftarlara neler söylemek istersin? Taraftarlara söyleyebileceğim bir kere Beşiktaş taraftarı sayesinde ben Muratcan Güler oldum. Bu çok önemli bir şey. Onlar olmasaydı olmazdım. Beşiktaş kulübü ve Beşiktaş taraftarı olmasaydı hiçbir zaman için buralara gelemezdim. Onu düşünüyorum. İkinci olarak da tabii ki kulübümüzün iki sene önce yaşadığı büyük şampiyonluklardan dolayı taraftarda çok büyük beklentiler oluştu. Biz de bunları karşılamak için mücadele ediyoruz. Onları bazen üzüyoruz maalesef. Ama bazı şartlar da ortada. Bu şartları da onların da göz önünde bulundurup bize o senekinden daha fazla destek olmalarını bekliyorum. Çünkü daha fazla destek oldukları zaman çok daha büyük bir güç olacağımıza inanıyorum. Sadece derbi karşılaşmaları ya da Avrupa'nın önemli maçlarında değil, her maça gelirlerse o zaman takım çok daha rahat bir şekilde o derbi maçlarına çıkacak. Çünkü salonumuz derbi maçında dolduğu zaman bazı arkadaşlarımız doğal olarak o taraftara alışık olmadıkları için heyecan olabiliyor. Rahatlayamıyorlar maç içinde. Bunları azaltabilmek için de en kolayı her maçımız o şekilde dolarsa, o tribün desteğini, taraftar desteğini arkamızda alırsak, zaten kemikleşmiş bir grup akatlar da her daim var. Sağ olsunlar, onlar hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Çok daha başarılı yerlere gelecektir Beşiktaş basketbol takımı. Taraftarlarımız da Muratcan Güler'le ilgili Beşiktaş TV'ye açıklamalarda bulundular efendim. İzliyoruz. Muratcan Güler her zaman sevdiğimiz de bir kişi olmuştur. Yani tecrübesi de milli takımda çok iyi hizmetleri olmuştur. Bize de hizmeti devam ediyor. Her zaman beğendiğim bir oyuncudur Muratcan Güler. Yani iyi gardlardan bir Türkiye'de. Beşiktaş'ımızın kaptanı zaten şu an. Ya seviyorum Muratcan'ı. Muratcan Güler Beşiktaşlık duruşunu yansıtan bir adam. Muratcan'ı çok seviyoruz. Önceki yıllar yılı Beşiktaşlı. Takıma kattığı desteğini de çok seviyoruz. İnşallah iyi şeyler başaracak, bizim uzun yıllar beraber olacak. Biz taraftar olarak ona inanıyoruz. Valla Muratcan'ı çok seviyorum. Çok da güzel bir oyuncu ama esas demin onu bahsediyordum oğluma. Muratcan'ın ben babasının zamanında top oynuyordum. Ben de o dönemlerde top oynuyordum. Necati Eczacıbaşı'nda oynardı. Onun için çok seviyorum. Çok Türkiye'nin en iyi basketbolcularındandır kendisi. Muratcan kaptanımız, takımımızın en eksikisi. 4 kupayı gören oyunculardan Kartal'la birlikte. Önemli oyuncu. Seviyoruz Muratcan kaptanımızı. Muratcan Güler uzun süreden beri Beşiktaş takımımızda oynuyor. Git geller olmasına rağmen devamlı, şöyle diyeyim, ailelerinden biri hem Sinan olsun hem kendisi olsun takımımıza forma giyen oyuncudur. Kendisinin karakterini, duruşunu seviyorum. Takımımızın da kaptanlığını yapıyor. Kendisini beğenerek takımımızda oynamasından dolayı çok mutluyuz. Muratcan hakkında iyi bir basketbolcu. Takımımızın, amcamın da dediği gibi, kaptanı. Çok iyi bir performans gösteriyor. Daha başarılarını dilerim. Hayır, başarılarını biliyor. Muratcan, vaktimizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ederim burada ben benimle bu saati paylaştığın için. Ben asıl çok teşekkür ederim. Gerçekten VTR'ler olsun, program olsun, inanılmaz güzeldi. Hatta çok duygulandım. Gözyaşını zor tuttum diyebileceğim anlar da oldu. Çok sağ ol. Ya ben teşekkür ederim. Şu anda ben zaten çok heyecanlıydım. Çok daha fazla heyecanlandım. Bizimle bu bir saati paylaşan tüm izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz efendim. Rotapota'da sona eriyor. Görüşmek üzere.